Sevgili başkanım, dava arkadaşlarım, sevgili Kayserililer ve sevgili milletim, Türk milleti, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Saatlerdir arkadaşlar ne durumda olduğumuzu anlattılar. Daha fazla konuşmanın da gereği yok diyorum. Ama buna rağmen yine de birkaç söz söylemek istiyorum. Yani çok güzel açıkladılar. Görüyorsun, anayasa değişiyor. Değiştirmek istiyorlar. Anayasayı değiştirmek bir suç. Hukukçu arkadaşlarımız söyledi. O halde yeni bir anayasa teşebbüsü olduğuna göre bir ihtilal yapılmış demektir. Hükümet meşruluğunu yitirmiş demektir. İki gün önce, iki üç gün önce bir açık oturum dinledim şeyde, televizyonda. Yargıçlar diyor ki, bugünün yargıçları, çok güzel memlekette diyor, artık yargı o kadar güzel çalışıyor ki diyor, bütün tıkır tıkır işler gidiyor diyor. Oh oh dedim, Allah Allah. E peki madem ki tıkır tıkır gidiyor da ihtilal yapan bir hükümeti sen suçları görmüyorsun, Silivri'ye giden insanları da suç arıyorsun. Hepsi birden suç işlediler diyor. Oraya giden milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıralım diyorlar. Bakın, işe bakın. İhtilal yapan, anayasanın değişmez kurallarını değiştirmeye kalkanlar, suç işleyenlere, yargı bir şey yapamıyor, savcılar bir şey yapamıyor da oradakilere çalışıyorlar. Yani şu memlekette o kadar terslik oluyor ki, bakın paranın üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti sözünü bile kaldırdılar. Bakın kağıt paraların üzerine Türkiye Cumhuriyet yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ydi. O iyi kaldırdılar. Yavaş yavaş uyutuyorlar Türk milletini. O halde ne yapmamız lazım? Dikkatli olmamız arkadaşlar. Bugün artık uyumanın zamanı geçti. Bu sabah İç Anadolu Akiller Grubu'nun toplantısını seyrettim televizyondan. Konya'daki. Orada sivil toplum kuruluşlarından bir takım kişiler gelmişler. İnanırsınız ağlayasım geldi. Böyle olamaz. Uyuyorlar. Akiller grubuna demiyorlar, bu barış ne için yapılıyor, neyin karşılığı demiyorlar. Çok iyi, barış güzel diyor, analar ağlamasın diyorlar. Çok iyi olacaktı diyorlar, dolaşıyorlar. Oradan bir bağımsız BDP'li bir kız, genç kız kalktı, ne dedi biliyor musunuz? Anayasa açıyorsunuz dedi, her tarafında Türk var dedi. Bu eşitliğe sığmaz dedi. Biz dedi yeni bir devlet kurmalıyız dedi. Aynen bunu söylüyor. Arkadaşlar, hangi memlekette yaşıyoruz? Yalvarıyorum Türk milletine, uyanın artık, uyanın diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.